Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Efirda Medical News ko'rsatuvi. Sizlar bilan esa men har doimgidek Abdullayev Rahimjon. Aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabin do'stlar, ko'pchilik insonlarning talab va istaklariga binoan bugungi mavzumiz aynan ko'pchilik insonlarimiz bizga shunday taklif berishdiki, Zuhmor Borisovna bilan qaytadan ko'rsatuv ishlang yoki avvalgi ko'rsatuvni takroran qo'yib bering degan takliflar bo'ldi. Biz esa mana shu takliflarni inobatga olgan holda ko'rsatuvimizni yangitdan va yangi mavzu bilan boshladik. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi ko'pchilik insonlarda kuzatilayotgan gipertoniya kasalligi, ya'ni qon bosimining keskin oshishi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz Zuhmor Borisovna. Yo'ldosh va Zulxumar Borisovna oliy toifali kardiolog shifokor 1980 yildan 1986 yilgacha Toshkent davlat tibbiyot institutini davolash fakultetini o'qib tamomlagan. 1990 yildan 2021 yilgacha respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi Xorazm filialida vrach kardiolog bo'lib ishlagan oliy toifali kardiolog doktor Borisovna klinikasining asoschisi, o'z kasbining yetuk mutaxassisi. Sizni ham televideniya sohasida o'zingizni muxlislaringiz ham bor. Bizga juda ko'p taklif bildirishadi. Aynan ko'rsatuvlarni qo'yib borishni. Bugungi ko'rsatuvimizda gipertoniya kasalligi haqida suhbatlashga qaror qildik. Keling, xalqimizga gipertoniya kasalligi qanday kechishi, u kasallik haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Rahmat sizga, Rahimboy. Siz biz shifokorlarning xalqqa ba'zi bir kasalliklarni tushuntirishimizda, ma'lumotlar olishlarida yordam berib kelyapsiz. Bugungi siz ko'tarayotgan arterial gipertoniya degan mavzuingiz ham juda ham dolzarb mavzu, chunki arterial gipertoniya hozir juda ham ko'p uchrayapti. Yoshlarda ham, qariyalarda ham. Shuning uchun bugun men o'z tajribamdan kelib chiqqan holda shu arterial gipertoniya haqida xalqimizga yetkazadigan til bilan ba'zi bir ma'lumotlarni berib o'tishim mumkin. Ko'pchilik insonlar mana shu kasallikka chalinmoqda ayni paytda. Nafaqat yosh ukari, masalan, yosh insonlarda ham, ya'ni o'smirlarda ham ushbu kasallik chalinmoqda. Erkaklarda, ayollarda. Shuning uchun mana shu mavzuni tanladik. Keling, mana shu mavzu haqida bizga qisqacha ma'lumot bersangiz, ya'ni gipertoniya kasalligi o'zi bu nima? Gipertoniya kasalligi, bu arterial gipertoniya, umumiy nomlaganda arterial gipertoniya, bu qon bosimining, arterial qon bosimining surunkali ravishda 140-90 va undan yuqori bo'lishi. Endi bu arterial gipertoniya raqamlari 140-90, 150-90, 200, undan yuqoriga ham ko'tarilishi mumkin. Endi bu kasallik sizda savol bo'lishi mumkin. Nima sababdan arterial gipertoniya paydo bo'ladi degan. Yuqori qon bosim ikki xil arterial gipertoniyaning gipertoniya kasalligi deb nomlanadigani bor. Bu insonlarda hech qanday ichki a'zolar tomonidan biron bir patologik kasalliklar qayd etilmaydi. Kasallikning asosiy simptomi yuqori qon bosim hisoblanadi. Endi ikkinchi simptomatik arterial gipertoniya degani bor. Simptomatik arterial gipertoniya bunda o'sha qon bosimini yuqoriligi asosiy simptom emas, balki qandaydir bir kasallikni fonida kuzatilayotgan hisoblanadi. Bu kasalliklar qanday kasalliklar? Bu bo'lishi mumkin buyrak kasalliklari, surunkali pielonefrit, glomerulonefrit, buyrakning o'smalari yoki buyrak arteriyasining stenozi degan kasalliklar bor. Ki endokrin kasalliklarimiz bor. Ularda ham ko'pchiligida arterial gipertoniya kuzatilishi mumkin. Magistral tomirimiz, aorta tomirimizning patologiyalarida kuzatilishi mumkin. Keyin yana ko'p mana bronxial astma, reumatoidni poliartrit degan kasalliklarimiz yuzasidan ko'pchilik bemorlarimiz gormonlar qabul qilishadi. Ular doimiy ravishda umrbod desam ham bo'ladi. Gormonlarni qabul qilishi, ayollarning kontraseptiv preparatlarni uzoq muddatda qabul qilishlari va hammaga ma'lum bo'lgan nosteroid yallig'iga qarshi dorilarimizning ko'p iste'mol qilinishi arterial gipertoniyani chaqiradi va bu holatlarda
bunda kan basım, yukarı kan basım simptomatik deyip ətələdi. Şimdi bizde köp uçurak degeni hipertaniya keseligi bulup kaldı. Hazır yaşlarda yan var. Kariyerlerde ilgariyem kekseler keseligi deyip ətəlgen bu keselik. Çünkü ateroskleroz cereyanı rıvazlanışıya köp bağlıq. Şimdi cüda köp saval buluşu mümkün. Nima üçün kimdədir bu arterial hipertaniya var, kimdədir yok? Elbette. Bunun əsasi səbəbləri ikiyə bölünədi. Biz ilgərgi körsətuğumuz deyəm, yürək işimi kəsəlik deyəm, oşa kəsəliklərini çakırıcı faktorlar doğrusu da aytib ötkənimiz. Bu yerdə bizə bər tərəf qılıb bilədigən faktorlarımız var, biz kürəşə almaydigən faktorlarımız var. Bu yerdə biz bər tərəf qıla oladigən faktorlarımız bunlar. Bizning hozirki ko'p uchrayotgan kam harakatligimiz. Kam harakatlik hozir juda ham ko'p uchrayapti. Ha, mani ko'rsangiz transportda jismoniy mehnat qilayotgan insonlarimiz kam. Piyoda yurishlarimiz yo'q. Mana shu kam harakatlik ham arterial qon bosimini olib kelishi mumkin. Bu yerda yana semizlik ham, qonda xolesterinning yuqori bo'lishi, qandli diabet kasalligimiz vaqt o'tishi bilan gipertoniya kasalligi olib kelishi mumkin. Stres holatlari, hozir juda ko'p stressga chalinish holatlari, shu hayot tarzining o'zi ham stresslardan iborat bo'lib qoldi. Mana shu faktorlar biz kurasha oladigan faktorlarimiz. Agar shularga qarshi turmush tarzimizni tartibga solib olsak, biz arterial gipertoniyaning oldini olgan bo'lamiz. Endi biz bartaraf qila olmaydigan, biz kurasha olmaydigan faktorlarimiz bor. Bular birinchi insonning nasli. Arterial gipertoniyaning ashaddiy yuqori raqamlarga chiqib asoratlanadigan turlari ko'pincha nasldan naslga o'tadi. Ular bu kasallik bilan oilaviy kasallanadilar. Bobosida ham bo'lgan, keyingi otasida ham, farzandlarida ham, ularning farzandlarida ham yuqori qon bosim uchrab bu oilalarda bar vaqt o'sha kasallik sababli insult o'tkazib, insult infarkt bilan kasallanib, bar vaqt erta dunyodan ko'z yumgan oila a'zolari ham bo'lishi mumkin. Albatta. Bu yana biz yoshimizni ulg'ayishiga ham hech qanday ta'sir ko'rsata olmaymiz. Yosh ulg'aygan sari odam organizmida qarish boshlanadi. Qarish bu ateroskleroz. Ateroskleroz rivojlansa, o'sha gipertoniya kasalligiga moyillik kuchayadi. Yani birinci navbatda kam harakatlik ve albatta irsiy moyilliklar bo'ladi. Tushunarli. Endi qarang, masalan, bobosida bo'lsa yoki shu nabirasiga bo'lishi mumkin paytingiz, shu naslini nimasini o'tmaslik uchun nima qilish kerak? Yo'q. Ana o'shaning uchun ham bizda modifitsirumiy faktori, ne modifitsirumiy faktori ruschada. Biz buni yo'qotib bilamiz, buni bilan kurasha olmaymiz degan nimada nasl bilan yoshimiz turibdi. Bizlar unga qarshi hech qanday meditsina kuch ko'rsata olgan emas. Biz buni bilan kurasha olmaymiz. Lekin mana shunday bo'ladigan bo'lsa, davolanib yursa albatta. Albatta. Agar nasldan berilayotgan bo'lsa, biz mayli naslimiz biz nima qilmaymiz, kurasha olmaymiz, lekin hayot tarzimizni, turmush tarzimizni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Semirish, noto'g'ri ovqatlanish, charchash, stress holatlari, qonda xolesterinning oshib ketishi yoki u kasallikka yana qandli diabetni kelib qo'shilishi bular o'sha nasldan berilayotgan arterial gipertoniyaning tezroq yuzaga chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech kim bunday oilalarimiz o'zini ruhiyatini tushirmasdan menimcha baribir ko'rsa bo'ladi degan imkoniyatlari bor. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Ko'pchilikda albatta semizlik bor. Ayollarda ushbu kasallik mavjud. Endi to'g'ri aytasiz, belgilari haqida. Kasallikni kechishi gipertoniya kasalligi boshlang'ich davrlarida bemor ko'pincha bosh og'rig'i sezadi. Bosh aylanishi mumkin, bosh og'riydi, kimdir yuragim tez uradi dedi. Kimdir uyqusizlik sezadi. Ana yurakda siqilish bo'lishi mumkin. Shunday holatlar, ana shunday holatlar bilan kuzatilib, to'satdan arterial qon bosimni o'lchanganda yuqori qon bosim qayd etilib qolishi mumkin. Bunday holatlarda albatta agar nimadir bemorni bezovta qilsa, u majbur kimdigadir borib ko'rinishga. Albatta. Lekin afsuski, gipertoniya kasalligining
cim keçədigən, heç qanday simptomsız keçədigən türləriyəm var. Başıyam, ağrım idi, yürəgiyəm, biz otaqılım idi. Bemalal işini, gününü, turmuş tərzini davam etdirədi, ləkin qan basım 200-100 geçəyəm, ondan yukarı yürəyətgən buluşayam mümkün. Bunda xallədi, əlbəttə bemar, mən heç qayırım ağrım idi, degen fikir bilən, bizlərgə müracaat kılmıydılar. Ha, şu arkali o dövgen. Ben şunun için 35 yaşdan keyin, 40 yaşdan keyin özünü yaxşı sezədi mi, yaman sezədi mi, ya ki bir adli baş ağrı var mı? Mən oylayman, əlbəttə tibbiyat körükləri, gəkilişləri gerek bir malar. Əlbəttə, kardiyolog tibbiyat. Üzərini nazarat gəlişləri gerek. Doğru edəsiz. Çünki cim keçib, yukarı kan basım, simptomsız keçib, bir dənəyə bemar insult bulup qalıb ya bu məsələ insult ötkəzgən halətlərdə bunda bemarlar reanimasiya yatqızgən halətlərdə birinci mərtə yuxarı qan basımlar anıqlanan halətləri yəni var və oşa insult infarktı yəni oşa yuxarı rivajlanıb kələyətkən cim keçəyətkən artıra hipertaniyala səbəb bolgan. Tushunarli. Hozirgi paytda aytib o'tganingizdek, shu stress, depressiya oqibatida ayollar ham, erkaklar ham, erkaklar masalan bir ish o'xshamay qolsa, yomon bo'lib qolishami, ya'ni xushda bu keyin shu gipertoniya kasalligiga chalinish ehtimoli katta ekan. Demak, men yaxshigina ma'lumotlarga ega bo'ldim ayni paytda. Hurmatli yurtdoshlar, shifokorimiz hozir aytib o'tdi. Bosh og'rig'ini sezsangiz, ya'ni tez-tez bosh og'rig'ini sezsangiz va albatta yuragingiz tez-tez, ya'ni taxikardiya deb ataladi tibbiyot tilida. Ya'ni tez-tez ursa, albatta kardiolog ko'rigidan o'tishingiz so'raladi, hurmatli yurtdoshlar. Aynan gipertoniya kasalligi bo'lishi mumkin sizda yoki boshqa yurak ishemik kasalliklari, yurak kasalliklari bo'lish ehtimoli mavjud. Azizlar, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda shifokorimiz Yo'ldosh va Zuhmar Borisovna ko'rigidan o'tishingiz mumkin. Aynan ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda gipertoniya kasalligi bormi yoki yurak ishemik kasalligi, yurak umumiy yurak kasalliklari. Xullas, kardiologiyaga oid bo'lgan kasalligingiz mavjud bo'lsa yoki shu aytib o'tganimizdek belgilar kuzatilayotgan bo'lsa sizda aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda konsultatsiyaga ega bo'ling. Arterial gipertenziya, gipertoniya, yuqori qon bosimi, yurak qon tomir kasalliklari rivojlanishining eng muhim rol o'ynaydigan omil hisoblanadi. Bu kabi kasalliklarning asoratlaridan keng eng xavflisi infarkt va insultdir. Agar arterial qon bosim 120 ga 110 ko'rsatkichda bo'lsa va undan ham ortsa, zudlik bilan tez tibbiy yordam ko'rsatilishi zarur. 90% holatlarda gipertoniya sabablarini aniqlashning imkoni bo'lmaydi. Bunday holatlar birlamchi gipertenziya deb ataladi. Ikkilamchi gipertenziya 10% boshqa biror bir kasallik oqibati bilan asorati sifatida namoyon bo'ladi. Bu kabi kasalliklarga quyidagilar kiradi: ateroskleroz, buyrak va buyrak usti bezlari, kalkonsimon bez funksiyasining buzilishi, birlamchi gipertenziya turli xil omillar ta'sirida yuzaga chiqadi. Bu kabi faktorlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: nasliy omil, ortiqcha tana vazni, stress va zo'riqish, spirtli ichimliklar ichish, tamaki mahsulotlarini chekish, kofe va boshqa energetik ichimliklarni haddan ziyod qabul qilish, to'g'ri ovqatlanish tartibini buzilishi, gipertonik kriz simptomlari va birinchi yordam ko'rsatish. Gipertoniya odatda belgilarsiz kechadi. Organizmda kechayotgan patologik holatlarda inson avvaliga sezmaydi. O'z vaqtida chora ko'rsatilmasa, keyinchalik jiddiy oqibatlarga olib keladi. Masalan, gipertonik kriz va boshqa jiddiy asoratlar. Gipertonik kriz qon bosimining birdan ko'tarilishi va qon bosim ko'rsatkichlarining kritik shkalalardan o'tib ketishi ko'pincha quyidagi simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Agarda sizda nafas olishning qiyinlashuvi, yurak sohasida og'riq, taxikardiya, ya'ni yurakning tez urishi, kuchli bosh og'riq, bosh aylanishi, ko'rish bilan bog'liq muammolar, ko'z ichi qizarishi, ko'z ichki bosimining ortishi, ko'ngil aynishi va qayt qilish, teri qoplamalarining qizarishi va harorat biroz oshishi, tananing ayrim sohalarida yoki qo'l va oyoqlarning oqarishi. Yuqorida keltirilgan belgilar boshqa kasalliklarda ham yuzaga chiqishi mumkin. Shu sababli simptomlar paydo bo'lishi bilanoq qon bosimini o'lchash kerak. Agar ko'rsatkichlar kritik darajada bo'lsa, zudlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat etish zarur. Tez tibbiy yordam kelguncha yordam berish. Birinchi navbatda arterial qon bosimini o'lchang. Tinchlantiruvchi dori bering. Toza havo kelishini ta'minlang. Agar bemor avvaldan dori ichadigan bo'lsa, unga o'sha dorini bering. Bemorni to'shakka yotqizing, uni suhbat bilan chalg'iting va tez tibbiy yordamga murojaat qiling.
Qon bosimini tushiruvchi ayrim mahsulotlar ham bor. Bularga meva va sabzavotlar kiradi. Ayniqsa tarkibida kaliy va magniy mikroelementlar ko'p saqlovchi turlari: kartoshka, lavlagi, pomidor, dukkakli mahsulotlar, banan, apelsin, kivi, uzum va anjir kiradi. Bundan tashqari qon bosimini tushirishga bayashnik, imbir, kurkuma, sarimsoq, piyoz, zaytun moyi va yong'oq ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizda gipertoniya kasalligi, ya'ni qon bosimining birdaniga oshishi yoki birdaniga tushib ketishi, undan tashqari yurak kasalliklari mavjud bo'lsa, doktor Borisovna klinikasiga tashrif buyuring va shifokorimiz ko'rigidan o'ting. Tashxislash bo'yicha ma'lumot bersangiz. Ko'pchilik shifokorlar bemor keladi, kelganda EKG'ga tushirishadi va boshqa nima tibbiyot texnologiyalardan foydalanmagan holda shu lichini yozib berishadi, ya'ni davo muolajalari yozib berishadi. Buni to'g'ri deb bilasizmi yoki xatomi qanday? Huzurimizga arterial gipertoniya bilan kelgan bemorni, agar u tajribali mutaxassis bo'lsa, o'sha gipertoniya kasalligini tashxislash uchun avvalambor bemorning shikoyatlari so'raladi. O'sha tartib bilan bemorning shikoyati, uning anamnezi, o'sha hayot anamnezi so'raladi. Hayot anamnezidan nasida kuzatilayotgan arterial gipertoniyalar qayd etilishi mumkin. Keyin bizlarning eng ko'p tayanadigan metodimiz bu bizning obyektiv ko'rimimiz. Bemor kelgandan keyin albatta uni auskultatsiya qilasiz, tonometriya qilasiz. Boshqa ichki a'zolar tomonidan tekshiruvlarni o'tkazasiz. Agar keyin elektrokardiogramma qilinadi. Ya'ni EKG. Agar bemorda ehtiyoj bo'lsa, chuqurlashtirilgan tekshiruvlar o'tkazishga ehtiyoj bo'lsa, albatta klinik analizlarni o'tkazamiz, biokimik analizlar o'tkazamiz. Agar bu kasallik rivojlanib, elektrokardiografiyada yurakni kengayish holatlari yoki ishemiya yoki boshqa aritmiyalar qayd etilayotgan bo'lsa, unda yanada chuqurlashtirilgan ekokardiografiya va boshqa tekshiruvlar kasallik bemorning ahvolini tekshirgan holda chuqurlashtirib boriladi. Tushunarli. Ya'ni chuqurlashtirilgan tashxis va kasallik tashxislanadi. Kasallikning darajasi, uning bosqichlari, asoratlari qo'yilgan holda diagnoz formulirovkasi qilinadi. Tushunarli. Ko'rsatuvimni boshida aytib o'tdim, o'zingizga yarasha televiziya sohasidan muxlislaringiz bor, undan tashqari bemorlaringiz ham aynan sizni izlashmoqda. Avvallari kardiologiya markazida faoliyat olib borgansiz, keyinchalik klinikalarda va ayni paytda esa yangi manzildasiz, ya'ni o'zingiz xususiy klinika ochgan holda. Hurmatli yurtdoshlar, Zuhmar Borisovnaning konsultatsiyasini olmoqchi bo'lsangiz yoki shifokorimizga davolanishni istasangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda tashrif buyurishingiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Urganch shahri Yoshlik ko'chasi 11-uy, Mo'jal temiryo'l vokzali. Temiryo'l vokzalining yon tomonida joylashgan. Bemalol tashrif buyurib, yurak kasalliklari, ishemik kasalliklar, gipertoniya kasalligi, davleniya oshishi yoki tushishi, xullas mana shunday kasalliklarni davolanishingiz mumkin. Boya aytib o'tdingiz, ikkiga bo'linadi aynan gipertoniya kasalligini kelib chiqishlari. O'zi mana shu kasallikni batamom organizmdan haydash uchun davolasa bo'ladimi? Ya'ni umuman bu kasallikka chalinmaslik bo'ladimi? Aynan bemorlar. Arterial gipertoniya agar simptomatik, biz aytib o'tgan simptomatik arterial gipertoniya qayd etilayotgan bo'lsa, u aytib o'tdik, asosiy kasallik bor, buyrak kasalligimi. Agar pielonefrit bo'lsa, pielonefritni davolanadi, glomerulonefrit bo'lsa, nefrologlarda glomerulonefritni davolash kerak. O'sma kasalliklari bo'lsa, buyrak usti bezlarining o'sma kasalliklari, ularni davolash kerak. Endokrin kasalliklarini, o'sha asosiy kasallikni davolagandan keyin bizlar arterial gipertoniyani davolashga erisha olamiz. Lekin gipertoniya kasalligi, buni essensial gipertoniya deb ham aytiladi. Men aytib o'tganimdek, bunda biron-bir ichki a'zolarda boshlang'ich davrlarda hech qanday patologik jarayonlar yo'q. Lekin ming afsuski, bu kasallik surunkali ravishda davolanadi. Uni ma'lum bir kurs davo bilan dorini, mana kasallikni bartaraf qilib bilmaymiz.
bu açık hakikat. Bunu bemorlarımız yaxşı düşünüşleri gerek. Mana şu vraj tavsiyelerini müntezem ravişte becerip, sürünkeli ravişte davalanışları lazım. Endi siz aytdingiz bu kesellikni davolab bo'ladi mı? Betamam. Elbette, elbette. Betamam bo'lmasayam, bizde o'sha kesellik çakırışı mümkün bo'lgan, davolanmagan holatlarda çakırışı mümkün bo'lgan asoratlarning oldini olib bilamiz. Ve arterial kan basımımızı o'sha maqsadga muvofiq degan rakamlarımız var. Selevoy davlenge deydi. O'sha selevoy davlengelerde tutuş uchun harakat qilamiz. Bunun için mana özümni vrachlik tecrübemde juda ko'p uchrayotgan muammolar bor. Hozir men shuni xalqimizga yetkazib berishga harakat qilaman. Bemorlarimiz hozir yuqori qon bosimini noto'g'ri davolashadi. Bir marta bizi huzurimizga keladi, bize yuqori qon bosimini aniqlaymiz, tavsiyalarni beramiz, doimiy muntazam ichish kerak bo'lgan dorilarni tushuntiramiz. Lekin nima bo'ladi? Bu bemorlar ketib uylarga borib, ma'lum bir oymi, ikki oymi, uch oymi dorilarni biz aytganimizdek qabul qilib, keyin to'xtatib qo'yishadi. Qarabsizki, bir necha kun yoki bir necha oydan keyin yana shu o'sha ahvolda yuqori qon bosim bilan o'zini yomon sezgan holda bizlarga murojaat qilishadi. Shunday ekan, bu azizlar, arterial gipertoniyangiz bo'lsa, bu kasal surunkali davolanadi. Bu hech qanday chekinish ham, yangilik ham, o'zgartirish ham qilib bo'lmaydi. Faqat biz o'sha bemor bizlarga qatnov ravishda davolanayotgan bo'lsa, biz aytgan paytimizda kelsalar, biz qon bosimini nazorat qilgan holda, uning pulsini, yurak urishlar sonini ko'rgan holda, o'zining umumiy ahvolini, kardiogramma dinamikalarini kuzatgan holda, kerak bo'lsa, qon bosimini raqamlariga qaragan holda biz dorilarni korreksiya qilamiz dozasini. Kimgadir belki qaysidir dorini kamaytirish kerak, qaysidir dorini almashtirish kerak, uning nojo'ya ta'siri kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Kimgadir bitta blokatorni dozasini kamaytirishimiz kerak. Mana shunday jarayonlar uchun ular bizlar bilan doimiy muloqotda bo'lishlari kerak. Faqat shundagina bizlar o'sha biz aytgan maqsadga muvofiq degan qon bosimda qon bosimni tutib yurishga erisha olamiz. Boshqacha buning yo'li yo'q. Tushunarli. Demak, bemorning o'zida birinchi navbatda. Albatta. Hozir endi arterial gipertoniyani davolashda kardiyologiyada, kardiyologiya sohasida juda ham katta yutuqlar. Albatta. Bu bizi hozir ishlab chiqarilayotgan o'sha anti gipertensiv dorilarimiz. Shunaqa bir mo'jizaviy dorilar ishlandi, biz hozir uni katta yutuqlar bilan qo'llayapmiz bemorlarga. Buni bemorlarimiz juda yaxshi bilishadi. Bular beta blokatorlar bir guruhi. Beta blokatorlar guruhi bilan ko'pchilikingiz biladigan bisoprolol, kankor, nipirten, M-kor, bidop, ular har xil nomlar bilan chiqariladi, dozalar bilan chiqariladi. O'sha dorilarni biz tavsiya qilgan dozalarda qabul qilishlari kerak. Biz beta blokatorlarni qo'llaganda biz bemorning gemodinamik ko'rsatkichlari asosida qo'llaymiz. Pulsini, davlen, qon bosimini, yoshini hisobga olgan holda yoki unda kuzatilayotgan yo'ldosh kasalliklarni hisobga olamiz. Shularni hisobga olgan holda kimga bunaqasini yozish kerak, kimga boshqacharoqini yozish kerak, uni ham mutaxassis tanlaydi. Ya'ni xalqimiz bilasiz, o'zi xalqimiz o'z boshimchaligi bor, aynan ayrim qatlamida shu qo'shnisi ichgan dorini davlini ham chiqyapti deb aytadi. Qo'shnisi qanday dori ichding? Aytadi dori nomini, borib dorixonadan mana shuni olib ichadi. Natijada turli xil kasalliklar yoki davlini tushib ketadi yoki battar tiklanib, infarkt, insult kasalliklari yoki o'zi o'zi o'sha qarangda beta blokatorlarni qo'llashdi, uni faqat mutaxassis bilan qo'llash lozim. O'zicha bironta harakat qila olmaydi bemor. Bizi nimamda, mana praktikamda bo'lgan atenolol degan beta blokatorni qabul qiladi bemor 50 mg. Qaysidir kuni keladi, qon bosimi yuqori 200 gacha oshib ketgan, u uyda vrachga ham murojaat qilmaydi, uydan boshqa joyga chiqmaydi ham. Atenolonni bir sutka davomida 3-4 martadan dozasini
kattalaştırıp kabul kılgen. Ve neticede keçkurun gibi payet yakarak ahvalı yamanlaşıp, yürek uruşlar sağını bir denige kemeyip gitip, kan basım diyeyim hiç kandayı özgürlük bulmasından bimanın ahvalı yamanlaşıp, stasyonlar gibi yapkızıladı. Bu onun katta hatası. Bitti blokatorla diyen doğrularımız, fakat uğraş tavsiyesi bilen dozalar tellenedi. Hmm. Öz içemez. Bu yürek uruşlar sağını bitti blokator, bitti adrenal reseptorlarını blokluydu. Şunu kısabıge yürek uruşlar sağını kemettiriş təsirige ige. Ben şunun için bu yerde hemodinamika elbette kısabge alınadı doza tellerken. Keyin eğer bemar bitti blokatorını daimi revişte kabul kıladı, 3 ay, 4 ay, 6 ay devamında. Bir kaysidir bir nime bilen, bir bahana bilen mi, bir vaziyet bilen mi? Bu darını bir denige, ya ki tügep kaldı darım dedi. Hele bu aralar ap girişmedi, ya ki özüm apteke çıkmadım dedi. 3 gün devamında, hafta devamında, 10 gün devamında darını umumen toktatıp koyadı. Bunda halatlarda, azizler, bitti blokatorını kabul kılıyorken bulsayız ve bir denige toktatıp koyan halatlarda sindrom rikoşeta degen sindrom var. Bir denige kan basımam yukarılar, yürek uruşuyam tezleşip, bimallarının ahvalı ağırlaşıp kalışı mümkün. Bu sindrom atmen edildi. Atmen edildi. Doğru toktatılgenden ki güzetleşi mümkün. Şunun için ben haklardım ki bimallar her bir keserlik doğrusu da, her bir doğrını kabul kılıyorken devrede oşa doğru doğrusu da məlumatki ege bulsalar. Keserlikli özü doğrusu da məlumatki ege bulsalar. Benimce bunday hataliklerge yol koyulmaydı. Doğru ediyoruz. Hürmetli yurttaşlar, sizlerden aynen şifakarımız nimen istemekte? Davleniye keserliğiniz var mı? Aynen halkta da gəpir yapman. Ben şu keserlik, yani hipertaniye keserliğiniz bolsa, şu bisoproflol, yok ki ENA diğer gruplar. Ama hazır berçe gruplar doğrusunda kısa toktap ötüp gideme. Doğru. Ben şu doğrularını şu şifakar nazarata astı da, aytken vaxtı da içişiniz soraladı. Yani öz başımçalik bilen bir gün, ben aytdik ki şifakarımız, özümle bemarım, aynen. Davleniyesi 200'ye çıkıp gitken vaxtı da ozanı doğrusunu 4-5 marotaba istimol kılgen bir gün devamında ve neticede yürekini uruşu sekilleşip ahvali yomon bo'lib qolgan. Aynen sizler ham mana şu jarayonga tushmaslik uchun shifokor nazorida bo'lishingizni so'raymiz. Endi tez tibbiy yordam faoliyatida aynen faoliyat olib boryapman sizga aytsam. Ayni paytda tibbiyot universitetida talabaman. Bilaman vizaflarda, ko'pincha chaqiriqlarda aynen, mana shu gipertoniya kasalligiga chalingan bemorlar soni juda ham katta. Masalan, bir kunda 300 yoki 400 ta chaqiriq bo'ladigan bo'lsa, shundan 400 tadan 250 tasi davleniya kasal. Juda ham ko'p. Xalqimiz siz aytganingizdek beparvo yoki o'ziga qaramaydigan yoki xato muolajalar olishmoqda. Aynen, bizga nima bo'lib qolgan? Yani her gün, yani köp, her gün çakırıyor. Çakırıklı köp. Davleniye hem var. Deyişedi, şu magnezi, paparin, tibazol ya ki başka doğrularını veririz. İrtesi gün bana şu doğrularını yine çakırtırır. Her gün uygun skori var. Bunu doğru deyip bilirsiniz mi yok? Yok. Kudu bugünkü mevzumuzda, ben oşan için kengi getirgen, ben hursant buldum şu mevzunu tıklayganızda. Çünkü siz etken de çakırıklar hem köp, hatalıklar hem köp. Endi mana shu chaqiriqlarni kamaytirish uchun bemorlar kasallikni qanday uy choratida artsa qon bosim yuqorilaganda ular ham bilishi kerak o'ziga qanday yordam ko'rsatishni. Ular nima qiladi? Sarosimaga tushib qoladi. Uy sharoitida qon bosim oshib ketdi. Xavotir, sarosima, trivoga deydi. Va davlen qon bosim yana da yukarılab kaladı. Yüreği tez vurup başlaydı. Doğru. Ve oşa çakırılgen tez yardımam onların hayalıdı. Bir neçe saat keçikiyatken de tüyledi. Doğru. Oraydız. Ana, ve şunun neticesi de kan basım çüşeyem koyun buladı. Eğer bu bemarımız kan basımge karşı doğrularını kabul kılıyatken olsalar, lekin nimedir bahana bilen, belki magnetini buraya, belki stres halatı, çerçeş, uykusuzluk bilen, kan basımı yukarılab kaldı. Bunday halatlarda mennemen tavsiye 200'ye 100 kan basımıyız. Ya ki ondan pesrak boşum gün, yukarrak boşum gün. Bunday halatda aziz bemarlar, sizler elbette birinci gel tinç halatını egellab,
Üyeyizde bronta tinçlendirici tomçiler var mı, valeriana mı, karvalol mu, valakardin mi? Osha dorilardan dastlabki nimada o'ziga yordam uchun 20 tomchi, 25 tomchi qabul qilsalar, ularning tinchlanishiga yordam beradi. To'g'ri. Bunday holatlarda uyda qisqa ta'sir qiluvchi antigipertensiv dorilar bo'lgani ma'qul. Bunday dorilar bizni hozir keng qo'llanilayotgan farmazepin tomchimiz bor, kaptopril degan dorimiz bor, keyin nifedipin, karinfar ko'pchilik biladi. Osha dorilar qisqa ta'sir qiladi. Tez tushira oladi qon bosimni. Keyin qisqa. Qisqa ta'sir qiladi. Shunday dorilardan til ostiga qo'ygan holda tinch holatni egallab o'zlarini tinchlantirsalar, ancha qon bosimni pasayishiga erishadilar. Tushunarli. Tez yordam kelgunicha nimadir bajara olishi mumkin bemor. To'g'ri. Baribir osha men aytgan bilimga ega bo'lishi kerak bemor. To'g'ri. Arteriya gipertoniyani davolashda APF-ning inhibitorlari deydi, sartallar deydi, kalsiy antagonistlari deydi. Keyin CD haydovchi dorilarimiz bor. Bularning turlari ko'p. Endi nimani aytib o'tishim kerak, osha bemorlarimiz biladigan enalapril, enap degan dorilar, shunga o'xshash pirindapril, amprilan nomlari ko'p. Bu dorilarimiz juda ham mo'jizaviy. Shuni bilan birga osha hozir men aytib o'tgan sartallar, keyin CD haydovchi dorilarimiz ham ularning barchasi mo'jizaviy dorilar hisoblanadi. Ko'pchilik o'yladiki, bu dorilarni doimiy tavsiya qiling deb shifokor menga tavsiya qilgan. Men buni dedi, kundalik doimiy qabul qilsam, sekin-sekin-sekin qon bosimim pasayib pasayib ketadi degan nimada qo'rqqanidan dorini to'xtatib qo'yadi. Lekin unaqa emas. Men nima aqlli dorilar deyman bularni, umli lekarstva deyman. Bu dorilarni masalan dozasini to'g'ri tanlasangiz, osha vaqt o'tishi bilan endotelial disfunksiyani davolab, tomirlarning faoliyatini yaxshilagandan keyin biz xohlagan erishgan raqamlarga erishgandan keyin u yog'iga dorilar osha tsilevoy davleniyada ushlab tura oladi qon bosimni. U yog'iga pasayish xavfi yo'q. Agar yoshi uchun, o'zining ahvoli uchun pasayish tendensiyasi biroz yuqoriroq bo'lsa, unda biz dorilarni korreksiya qilib kamaytirib beramiz. Tushunarli, tushunarli. Endi APF inhibitorlari osha hamma biladigan enap, enalapril guruhiga kiradigan dorilarimizda bir nojo'ya ta'sir bor. Buni bular bilishlari kerak. Bu dorini qabul qilayotganda nojo'ya ta'sir quruq tomoq qichishi bilan yo'tal chaqirishi mumkin. Bu ham hammada emas, ba'zi bir bemorlarimizda bo'lishi mumkin. Keyin bu bemorlar buni tushunmasdan shamolladim shekilli, sovuq narsa yeb qo'ygandim, sovuq narsa ichib yurgandim, lor, pulmonolog ularda tekshirishadi. Lekin bu dorining nojo'ya ta'siri bo'lishi ham mumkin. Bunday holatda ham albatta men o'ylayman kardiologga murojaat qilishlari kerak. Bunday holatda bizlar dorini boshqa guruh doriga almashtiramiz. Tushunarli. Tushunarli. Bemorni ahvolidan albatta. O'sha men yaxshi ko'rgan mo'jizaviy dorilar, APF inhibitorlari, bitta blokatorlar, sartallar va boshqalar, bular hozir organa protektor, angiya protektor deydi. Bu degani ichki a'zolarimiz, miya, yurak, buyrakimiz aynan shu arterial gipertoniya chaqirishi, asorat chaqirishi mumkin bo'lgan, o'sha ichki a'zolarimizni faoliyatini buza olishi mumkin bo'lgan xavfdan saqlaydi bu dorilar. O'shaning uchun organa protektor deydi, ichki a'zolarni himoyalovchi deydi. Tushunarli. Bizning o'sha biz yaxshi ko'rgan, bizning hayotimiz uchun zarur bo'lgan a'zolarimiz, men yuqorida aytib o'tgan a'zolarimiz xavf-xatardan xoli bo'ladi. Bu dorilar nafaqat qon bosimni pasaytirish ta'siriga ega, men aytgan o'sha ichki a'zolar faoliyatini yaxshilash, tomirlar faoliyatini yaxshilash ta'siriga ega. Shuni bilan birga insultni oldini olishi mumkin, infarktni oldini olishi mumkin. Buyrak yetishmovchiligini, buyrakni himoya qila oladi. Yurak kengayishi ni oldini olishi mumkin va yurak yetishmovchiligini oldini olishi mumkin. Yurak yetishmovchiligi qachon keladi? Endi APF inhibitorlari osha hamma biladigan enap, enalapril guruhiga kiradigan dorilarimizda bir nojo'ya ta'sir bor. Buni bular bilishlari kerak. Bu dorini qabul qilayotganda nojo'ya ta'sir
yürek yetişmovchiligi kelib chiqqan holatda ham bizlar mana shu dorilarga murojaat qilamiz. Va bularning natijasida katta natijalarga erishamiz. Yurak kengayishi, qon otish fraksiyalarini yaxshilash kabi nimalarga ta'sir beradi, ta'sir qiladi. Dorilar mo'jizaviy, o'shaning uchun men o'ylayman, nafaqat qon bosim uchun emas, uni bizlar boshqa maqsadda ham bemorlarga tavsiya qilyapmiz. Shu gaplarni nimalar xalqimiz tushunib yetsa, men o'ylayman, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Sizni chaqirqingiz ham kamayadi. Albatta, to'g'ri aytasiz. Menimcha soddagina qilib tushuntirib berdi shifokorimiz. O'ylaymanki, tushundingiz, hurmatli yurtdoshlar. Iloji boricha to'g'ri ovqatlanishga harakat qiling, to'g'ri dori qabul qilishga harakat qiling, shifokor nazoratida bo'ling. Davleningiz bormi, ya'ni gipertoniya kasalligingiz bormi? Albatta, kardiolog shifokorni ko'rigida bo'ling. Bo'lmasa, aynan farzandlaringiz uchun, o'zingiz uchun yomon ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. Endi hozir biz hayotiy jarayonlardan misollar keltirib savollarim bo'lyapti. Yana bitta savol o'ylantirdi-da. Shunday bir insonlar bor, o'zi gipertoniya kasalligi umuman yo'q, ya'ni shu davleniyasi 120 ga 80 yoki 110 ga 70 normal holatda yurishadi va shifokor yoniga kelgan vaqtida aynan yurak uchun emas, boshqa davleniyasi uchun chiqib ketishadi. Ya'ni qo'rqqanidan yoki stressdanmi yoki bir hayajonlanish oqibatidan bunday holatlar ham menimcha bo'ladi, to'g'rimi? Ha, endi siz aytmoqchi bo'lgan narsa vrach huzuriga kelganda qon bosim yuqori. Ha. Yuqori aniqlanishi mumkin. Albatta. Vrach yoniga kelganda qon bosimi chiqib ketadi, lekin oddiy hayot turmush tarzida qon bosimi normada. Bunday bemorlarni men eshitdim, lekin hali ko'rmadim. Sizda bo'lganmi? Bunaqa ham, bunaqasi ham bor. Bu gipertoniya belova xalata deyiladi ruschasiga. Ha. Bu oq xalat gipertoniyasi deydi. Bu o'zi aytib turibdiki, o'sha bemorni huzuriga kirib, oq xalatda o'tirgan tibbiyot xodimini ko'rgan paytida vrach qon bosimini tekshirayotganda qon bosim yuqori aniqlanishi mumkin. Bu o'sha gipertoniya belova xalati. Lekin u uyga borgandan keyin qon bosimini o'lchaganda unda normada aniqlanadi. Bu narsa nimaga bog'liq? O'sha ko'pchilikda vrach huzurida hayajon, qo'rqish, trevoga, vahima degan narsa bor. Bu hayajon bor joyda insonda simpatik nerv sistemasining aktivligi oshadi. Simpatik nerv sistemasining aktivligi oshgandan keyin u qonga katexol amillarni otib boshlaydi. Ko'proq miqdorda adrenalin, shunga o'xshash katexol amillar ajralib chiqib boshlagandan keyin bemorda tomirlarning torayishi yo bo'lmasa yurak tez urishi, taxikardiya kuzatilishi mumkin. Aynan shu holatlar ular vrach huzurida yuqori qon bosim o'lchanishiga sabab bo'ladi. Bu hayajon bilan bog'liq. Lekin bular baribir hammada ham bo'lmaydi, vrach huzurida yuqori qon bosim oshishi ba'zi bir odamlarda bo'lishi mumkin. Lekin aytardimki, bunday bemorlar ham o'zlarini emotsiyasini tartibga solishi kerak, o'zini hayajonini tartibga sola olishi kerak. Mana shu kasallikda o'zi birinchi navbatda tinchlanish va o'zini bosib olish birinchi yordam hisoblanadi, to'g'rimi? Dorilardan oldin. Emotsiya, emotsiyasi bilan bog'liq. Shuni emotsiyaga juda ham berilmang azizlar. Lekin biz baribir gipertoniya kasalligi degan tashxisni qo'ymaymiz, uni tushuntiramiz, tonometriya, o'zini kuzatgan holda qon bosimini kuzatgan holda hayot kechirish mumkin. Arterial gipertoniya kasalligini chaqiradigan asoratlar mavjud. To'g'rimi? Mana shu asoratlar bo'yicha xalqimizga tushuncha berib o'tsangiz, davolanmay yurgan insonlar mana shuni diqqat bilan eshitinglar. Aynan gipertoniya kasalligingiz mavjud, lekin shifokorga haligacha ko'rsatmadingiz, ya'ni davolanmadingiz yoki konsultatsiyasini olmadingiz. Aynan mana shu javobni yaxshi qilib tinglang. Arterial gipertoniya, agar u qayd etilayotgan bo'lsa, albatta men aytgan maqsadga muvofiq degan qon bosimda saqlashimiz kerak. Ayniqsa qandli diabet kasalligi kimda qayd etilayotgan bo'lsa, ularda qon bosim 120-80, 130-80 dan oshmasligi kerak. Endi agar siz aytganingizdek, qon bosimimiz mavjud, lekin biz vrach nimasiga tavsiyasiga amal qilmayapmiz. Yuqori qon bosim yurak kengayishini chaqirishi mumkin. Yurak doimiy yuqori qon bosimni itarish davomida kengaya boshlaydi.
Çünkü o katta mesuliyet ve katta nagruzka bilen işledi yürek. Elbette. Bir vaxtın özü de onun divarlarda kalınlaşış cerayanı payda buladı. O kalınlaşkenden keyin o yerdeki kan eyleniş yeterlice bu muydu? Aldığında meydanımız, anca katta meydanı kan bilen temirleş gerek bu yiyen karanar arteriyeler şikayetlenedi. Ve şunun neticesi de yürek işimi keseligini yan çakıradı. Yürek işimi keseligini çakırgenden keyin biz bilemiz o infarkt çakırışı mümkün. İnfarkt. Elbette. Oşa arteriyel hipertaniye aynen tomurların şikesliydi. Birinci miyedeki tomurlarımız, yürekimizde tomurları, büyürekimizde tomurları ve özümüzün magistral aortamız. Bula bize gerek bu en esası azalarımızın kan tomurları. Miye tomurları şikestlense insult yüzeye geldi. İnsult ne siz bilesiniz? Adamlar insult geçelim gelinirken bazı birileri ayakka durup geçişi mümkün. Köpçelikleri nagir alınıp kaladı. Köpçelikleri töşekke miklanıp kaladı. Yürü almasından kop getirdiler töşekte. Gerek bulsa ölüm halatları. İş kabiliyetini yok atardı. Elbette, elbette. Doğru. Eğer yukarı kan basım bu seyu kravizleyen yumuz dedi, miyege kan kuyuluş bulsa, onda halatlarda bize bimarlarını kutkarıp kal almasakimiz mümkün. Miyege kan kuyuluşu bu köpçülük halatlarda ölüm bilen tügerlenedi. Yani şimdi esaretle. Ondan taşkarı yukarı arterial hipertaniye her hil hayat için haflı bölgen aritmiyelerini çakıradı. Yürekli ritimlerini bozadı. Mirsatinli aritmiye, ya ki bu olması ekstra sistelerinin şey, yukarı gradasyalı haflı türlerini çakırışı mümkün. Yürek yetişmeçiliği, yürek yetişmeçiliği de yürek kengeyenden keyin sekin sekin onun kan atış faaliyeti buzuladı. Yürek kan atış faaliyeti buzulup, kan atış pesayıp, yürek organizmimizi kan bilen temillebilmeyi kaladı, kıynalıp kaladı. Ve neticede şey, köpçülükte küzetilirken hansıraş, sel hareket yürüyen de yüreğin tez vurup kalışı, keçeleri yata almasından oturup çıkış haletleri, karında şişlerinin yığılışı, ayaklarda şişlerinin yığılışı, kebi en yaman esaretler yapıp gelişi mümkün. Şunu deyken azizler, hemen herseye doğru yandaşı lazım. Doğru etez. Siz bilen bugünkü bizi kürsatığımız hem aynen şu meselelerini halkımızga yetkizip bu keseliklerini aldın alır. Doğru. Hazır gepinizden ben uzun hem emotiyem. Aşıp gitti. Yani gipitten iyi keserliğim yok. Lekin infarkt buluşu ham mümkün, insult buluşu ham mümkün, ölüm haletleri ham buluşu mümkün. Azizler, uşbu keserlik ben oynaşmayın. Davleniyengiz, yani gipertaniya keserliğiniz mavcut mu? Aynen şifakörge davolanışingiz gerek. Ya ki konsultasyasını alışıngiz şart ve zarur. Eğer bana şu haletler sizde bulmasa, aynen insult, infarkt keserliğine çelenip hayattan göz yumasız. O'zingiz sababchi bo'lib qolasiz. Hayotingizni o'zingiz batamom tugatasiz. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi ko'rsatuvimiz dolzarb mavzu edi. Ko'pchilik insonlar so'radi, aynan mana shu mavzu bo'yicha chiqing deb biz mana olib chiqdik mavzuni. O'ylaymanki, tushundingiz. Agarda ko'rsatuvimizni savollaringiz mavjud bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda Yo'ldosh va Zulxumor Borisovnaning konsultatsiyasini oling. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda shifokorimizni ko'pchilik insonlar izlashmoqda. Aynan qayerda faoliyat olib borayotganini bilishni istaydi. Manzilimizni ham eslatib o'taman. Urganch shahri Yoshlik ko'chasi 11-uy, Mo'jal temir yo'l vokzali yon tomonda joylashgan. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin va konsultatsiya olishingiz mumkin. Yangi manzilga ko'chganingizni bemorlarimizga yoki yurtdoshlarimizga aytib o'tdik. Endi klinikangiz qanday tipda faoliyat olib boradi? Shu bo'yicha ham ma'lumot bersangiz. Klinikada bemorlarni tekshirish, davo, tashxislash ambulator konsultativ tartibda olib boriladi. Ular bu yerda barcha o'ziga kerakli bo'lgan muolaja yoki tekshiruvlarni, davolanish jarayonlarini qatnovlar tarzida olib borishlari mumkin. Biz aytgan vaqtimizda huzurumuzga nimaga ko'rikka kelib davolanishlari mumkin. Va bundan tashqari agar xohlasalar kunduzgi statsionar sharoitida
Vraç nazarati bilen dağrı darmalarını kabul kılışlar mümkün. Demek ki sizler klinikada davalansanız artıkça mablağ gitmeydi. Yani yatıp davalanmaysanız ambulator gelip uyunuzdan katınıp davalanırsınız. Zinaşt arzana tıkkı siz görürsünüz. Ne ne? Davalanış ne? Yok, davalanış ne? Geledi. Ben özüm yazıp versem, ben siz yanında alıp gitsem olam dedi, alıp gitmedi. Yatıp şunu çapıl çıkarıp oturmaydı ama sen başka klinikada yatsa 3 milyon, 4 milyon gitmedi. Bu... Şu okulunu alıp yatışı 100 milyon ku? Şunu aydın. Doğru aydın. Darılarına adliyini gitmedi. Bir hazır klinikalara en adli palatası bir 150 mi insan? Ava. Köpçelik adamla şu ayet kanısın. Ne de yok doktora baradan falan pul çıkarıp demek 150 min sonra gün mesela 10 gün yatsa 1,5 milyon çıkadı. Ki yangın sen bak dar okulunu özüne 1,5 2 milyon pul çıkadı. Oh şunun içinde olan mıydı kendin bula? Pul yok ağır. Sizin de 6 milyon tölep var ölmedi adamla. Sizin de ümmet tapsız. Doğru. Hele veri barananda da hele ben arzan davalaganımdan doktor 5 günlük yazıp verin dediler. İlacı başı kem rakıyım. Hava. Halkı dım kıyın ahvalda. Zuhmar Barisim'dan sizge öz minnettarçılığımızı bildiremiz. Halkımızge bir minnet masakatların gizini bir dingiz. Sadda yine de kılıp çündür bir dingiz. Bu minge aynen minge ve yurttaşlarımızge cüdeyen faydalı buldu uş bu mavzu. Min özüm ham cüdeyen köp malumatlar geyge buldum uş bu keselik hakkıda. Ve olayman ki bemarlar yani yurttaşlarımız ham aynen bizim körsatuğumuzun tamaşa kılgın halde özge gerekli faydalı masakatlarını alıştı. Aziz yurttaşlar, bugün körsatuğumuz öz nihayesine yetti. Zuhmar başına siz kemine daşılıkımızı bildiremiz. Teşekkür, aynen. Körsatuğumuzda katnaşı, bana şu keserlikini yartıp bergeniniz için rahmet etti. Körsatuğumuz hakkında bir fikriniz ne yapıp otsanız? Ben her daim gidiyorum, körsatuğlarınızı bilen, cüdeyen bir gelişken halde fikir yürütemen körsatu halk için bunu yaptı. Elbette. Uşa siz bilen ben aitken derslerimiz halka yetip varsa onların her kandı keserlik doğrusu da bilimlere alsa ben oylu ben keserlikle çalışacağım kemeyede. Doğru ders, rahmet etti. Azizler, tıbbi sağlık hayatınızın aşırışta devam etçinizin sorayımız. Bu arada ise sizge ile Medical News Kursatı yardım verip varmakta. Bana bir yıl oldu ki, uzaksız ravişte 8 TV telekanalı arkayı her düşenbe saat 21.00'de tekrardan, seyşenbe saat 10.00'de efirge uzatılıp gelmekte. Kursatımızın tam aşakırgen halde türlü hıl keserliklerine aldın alış, bertaraf etmiş, davalanış hakkında malumatlarına ege bolasız. Kursatımızın tekrardan YouTube iştimai tarmağımızda yok ki Instagram, Telegram iştimai tarmağlarımız arkali tekrardan tam aşakırışıngiz mümkün. Azizler, bugünkü kursatımız mekmanı Yoldaş ve Zulhumar Barisuna buldular. Aynen şifakarımızın konsultatsiyası gerek bolsa yoki davo muolajalari gerek bolsa ekrandagi raqamlarga darhol qo'ng'iroq qilgan holda gipertoniya kasalligingizni yoki yurak ishemik kasalliklar xullas kardiologiyaga oid bo'lgan kasalliklaringizni davolatishingiz mumkin. Shifokorimiz ayni paytda yangi manzilda. Manzilimizni esa yana bir marotaba eslatib o'tamiz. Yoshlik ko'chasi 11-uy, aynan Urgan shahri va Mojal, aynan temir yo'l vokzali. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr salomat bo'ling. O'zingizni va yaqinlaringizni kasalliklardan asrang.